Merhaba, Uludağ İhracatçı Birlikleri Başkanları ile gerçekleştirdiğimiz röportaj dizimizde Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Nüvit Gündemir ile birlikteyiz. Nüvit Bey merhaba. Merhaba. Nüvit Bey, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 2020 yılında ciddi bir ihracat artışıyla tamamladı. Öyle ki Ekim ayında 1.8 milyar dolarlık bir satımla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştınız. Siz bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? Bu başarının içinde teknik ve sağlık tekstilinin önemi nedir? 2020 yılı değişik bir yıl oldu. Pandemi beklemediğimiz şekilde önce mağazaların sonra da işletmelerin kapanmasına neden oldu. Dolayısıyla burada bir tereddüt yaşasak da hemen arkasında hızlı bir geri dönüş yaşadık sektörde. Ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon Birliği olarak bütçemizi yakalayarak, pandemiye rağmen bütçemizi yakalayarak 738 milyon dolarlık ve %8 artışla bir ihracat gerçekleştirdik. Aynı başarımız Ocak ayında da devam ediyor. Ocak ayında Türkiye genel ihracatı %2 iken Uludağ Hazır Giyim ihracatı %10 artış sağladı. Bunun sebebi Uludağ Hazır Giyim Birliği'ne dahil olan işletmelerin hızlı ve çabuk hareket edip değişkenliklere cevap verebilmesi. Bunun çok faydası oldu. Ayrıyeten sağlık alanındaki koruyucu, kişisel koruyucu giysilerdeki, ekipmanlardaki %12'lik ihracat da artışımıza destek verdi. Anladım efendim. Geçen yılki başarının ardından TİM Başkanı İsmail Gül'le de hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatından 20 milyar dolarlık bir başarı beklediğini dile getirdi. Sektörünüz geçen yıl yakaladığı ivmeyi sürdürebilecek mi? Bursa'nın avantajları nedir bu konuda? Bursa bu konuda oldukça avantajlı. Çünkü Bursa hakikaten biraz önce de belirttiğim gibi çevik işletmelere sahip. Sadece ne tek branşta da değil, üç branşta ev tekstilinde, bay bayan giyimde ve bebek konfeksiyonunda iplikten kumaşa, kumaştan finişe ve sonra da dikime bunları tüm varyasyonlarıyla gerçekleştirebilme kapasitesine sahip. Bunun yanında hızlı hareket edebilme, modaya uyma ve sevkiyat avantajını kullandığı için pazarda öne geçiyor. Dolayısıyla 2020'de de Bursa gene bütçelerini yakalayıp geçeceğine inanıyorum ben. Nüvit Bey, sizin ihracattaki artışı, e-ticaret, sanal fuarlar gibi dijital kanallarla destekleme hedefiniz var mı, planlarınız var mı? Var tabii. Bu hızlı moda veyahut da değişken ortamı yakalamak için mutlaka işletmelerimizin dijital değişimlere ve Endüstri 4.0'a hazır olması lazım. Dolayısıyla biz zaten birlik olarak hem Endüstri 4.0 projemize devam ediyoruz, hem de dijital mühendis yetiştirme programlarımız var. Üyelerimizin birçoğu dijital sanal showroomlar gibi şeyleri kullanıyorlar, zeminleri kullanıyorlar. Biz de onlara eleman olarak takviye etmeye çalışıyoruz. Onun haricinde tek tekstil çok iyi bir noktaya geldi, takip ediliyorsa güzel ilerlemeler kaydediyor. Oraya destek oluyoruz. Orada da çok yaratıcı fikirler ve özgün tasarımlar çıkıyor. Anladım efendim. Çok teşekkürler cevaplarınız için. Biz teşekkür ederiz. Nüvit Gündemir ile beraberdik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.